Hocam dediniz ki yani ayrılan kardeşlerimize veya gidip bizler hakkında bir şeyler itirafçı olan kardeşlerimiz hakkında iyi ki öyle yaptınız. İşte belki zor durumda kalacaktınız. Sizin yaşadığınız şartlar Şimdi onu değil, ileride gerektirmedi. şartlar değişince, onlar rahatlayınca bunları söylemeliyiz. Hocam işte bunları söyleyebilmek için de nasıl bir rehabilite olmak gerekiyor? Mesela örneğin bugün tabanımıza ben baktığım zaman Türkiye'deki kardeşlerle görüşüyorum. Burada biz yaşadığımız bölgedeki 100 kişiden belki bunu beşerebilecek kişi sayısı 5 veya 10 kişi. Yani %10'u bile bulmazken yani biz kendimizi buna nasıl hazırlamalıyız? Yani bunu toplumda kendi kardeşlerimiz içerisinde dillendirdiğimiz zaman bile çok büyük tepkiler alıyoruz. Yani dışlanma gibi veya şuna benzer. Yani ya sen nasıl konuşuyorsun? Böyle konuşmak doğru değil falan gibisinden veya büyük tartışmalar ortaya çıkabiliyor. Yani bu konuda nasıl bir hazırlık yapmalıyız hocam? Hasbihal Ne gibi bir sohbetinde, geçen de Hasbihal sohbetinde bu mevzuyu anlatmıştım ben. Bir soru bir cevap münasebetiyle, bir de bir hutbede anlattım. Hatta Nevzat abiye bazılar demişler ki, ya Necdet hocam bunu neşretmesin, yani biz bunu hazmedemeyiz. Ben bunu neşrettim. Nasıl davranacağız, nasıl diyeceğiz, işte nasıl affetmeye hazır olmalıyız. Geçen Hasbihal sohbetinde Fussilet suresindeki 34-35. ayet sorusu vardı. Ondan önceki soru da böyleydi. Ve sonra ben bana gelen notlara baktım aşağıya. Hocam çok doğru söylüyorsunuz ama inşallah hazmederiz. İnşallah bunu böyle yaparız gibi kardeşlerimizin yani hazmi nefsederek kendilerini zorlayacaklarını söylediler. Öyle gördüm. Biz bunun bu doğrudur. Yani geçen Hasbihal sohbetindeki o şeyleri eğer hatırlayamazsanız bir defa daha dinlemenizi tavsiye ederim. O ve ona benzer temel ölçülerimizi herkese anlatmalıyız. Tabii ki bizim açımızdan da bunu hazmetmek kolay değil. Hele hele babası hapishanede öldü ise, sıkıntıdan kanser oldu öldü ise veya bir hanımı, bir annesi neyse hapishanelerde çürüdü ise öyle arkadaşlarımızın bunu hazmedebilmesi daha da zordur. Bizim için de zor. Ama biz kucaklayıcı bir cemaatiz. Eğer böyle radikal davranırsak radikal bir uç oluruz yani. Bu bize yakışmaz. İslam dünyasının birliğini temin etmek de bizim omuzumuzda bir vazife. Bu münafıklar İfrat tefrit dalga boyutlarıyla bizim dengemizi bozmak istiyorlar ama biz her şartta dengeli olarak İslam dünyasını kucaklamalıyız, geleceğimizi kucaklamalıyız. Üstadın verdiği hedeflerin 3 asırlık, 100 küsur senesi geçti, daha önümüzde 170-180 sene var. Hocamızın gösterdiği ve şu ana kadar icra ettiği o bütün İslam dünyasını kucaklayıcı temel ölçülerimizle onun için böyle hislerimize mağlup olmamalıyız. Kur'an'ın temel ölçüleri, Efendimizin tatbikatı, üstadın ve hocamızın anlattığı temel ölçüleri nefsimize ağır gelse bile, şeytanımız veya hislerimiz bizi sağa sola çekse bile mutlaka kendimizi akıl ve mantıkla zorlayarak o dengeye riayet edebilmeliyiz. Vel kazimînel gayza vel afîne anin nâs ayeti. Onlar gayzını yutkunurdururlar ve insanları affederler. Müslümanları demiyor. Vel afîne anin nâs. Vel afîne anil müminin, anil müslümin değil, anin nâs. Bütün insanları affederler. Ayette geniş bir şekilde kamil müminleri vasıflarıyla anlatıyor. Üstadın İhlas'ta anlattıkları, hatta 22. mektupta Uhuvvet ve Muhabbet Risalesinde anlattıkları, özellikle 20. lemada anlattıkları İslam dünyasının vahdeti açısından biz yani hemen bugüne günübirlik bir cemaat değiliz. 180 sene sonrasına kadar devam edebilecek bir tasarrufun icrası içerisinde vazifeli bir cemaatiz. Zaten bu münafıklar da bizi böyle radikal bir uç cemaat yapmak istiyorlar. Onların o oyunlarına gelmemeliyiz. Ve onları Allah'a havale edelim. Ve hisabuhum alallah. Ama biz
kendi kardeşlerimize, onların içerisinde aldananlar da vardır. Burada şuna vurgu yapmak isterim ki Üstad Hazretleri kendi yaşadığı dönemde çok çile çekmiştir. Okuyorum ben her gün Üstad'ın hayatından biraz okuyorum. Bu mufassal tarihçiye hayat var. Oradan okuyorum. Yani 5. Şua'yı Üstad 1922'de telif etmiş. Saklamış, gizlemiş, hep odunların altına saklamış o zaman. 1942-43'lerde bulmuşlar. Kastamonu'dan Denizli'ye sevkinin altında bu 5. Şua vardır. Ya sadece Kastamonu'dan normal bir otobüs, o zaman otobüs belki bir tane vardı. O otobüsle Üstad'ı Ankara'ya, oradan da işte Isparta'ya, Isparta'da diğer Nur talebelerini toplayacaklar Denizli'ye. Sadece o Nevzat Tandoğan, o zamanki Ankara valisi, Üstad bir hafta kadar kalmış orada, mecburen tutmuşlar. Ya her gün makamına getirip önünde ayakta bekletiyormuş Üstad'ı yani. Getirmiş fotoğraf şapkasını, zorla Üstad'ın başına koymuş. Sen demişsin, unutmasın, başına koydum ben. Sen kafir mi oldun? Ben olmadım demiş Üstad. Ben kafir olmadım. Neden? Çünkü sen koydun. Ben de kendi irademle giymedim. Almış kendi başına koymuş. Şimdi ben oldum, sen oldun demiş. Burnundan getirtmiş hayatı yani. Üstad da başından bul demiş. 3 sene sonra kendi tabancasıyla kendi başına sıktı. Adam geberdi, Nevzat Tandoğan. Başından buldu yani. Başından bulasın demiş ona. Ya o dönemde CHP o kadar üstada zulümler yapmış ki Nur talebelerine. Fakat üstad diyor ki bu %5'in suçudur. Şimdi üstad o dönemde Cahiliyet devrinin suçunu bile baştaki %5'e verirse, bu dönemde de %5'e vermek lazım. Belki daha az bir nispete vermek lazım. Onun için bunlar zulmedenler de onların eri zulmetmezse kendisi zulme uğrayacak. Yani bir şekilde belli mantıkla, belli ölçülerle bize zulmedenleri de acaba kurtarabilir miyiz diye biraz daha temel ölçülerimize, kucaklayıcı olmamıza ve ne bileyim biraz daha hizmetin geleceğini de, İslam dünyasının geleceğini de hesap ederek müsamahalı olmamız yerinde olacağını düşünüyorum. Onun için hislerimize mağlup olmamalıyız bu mevzuda. Tabii ki beddua okuyan arkadaşlarımız da haklıdır. Bunları affetmem ben, gebersinler diyenler de haklıdır. Hissiyat bu ama biz prensiplerimize bağlı yaşamalıyız diye düşünüyorum. Evet Kasım Bey. Hocam peki bu peygamberini ve Kur'an'ı olan bu harekette bu kıvama gelmememiz sürecin uzamasına da bir sebep midir? Yani olabilir. O kıvama girmemiz gerekmesi için zaman biraz daha uzuyor mu hocam? Olabilir, olabilir. Olgunlaşmadık. Daha Allah'ın lütuflarına mazhar olma liyakatını tam kesbedemedik de diyebiliriz. Bunu biz de söylüyoruz, bunu hocam da söylüyor. Henüz yani ne tabirini kullanıyor hocam efendi? Konum haini. Konumumuza göre, herkes mazhar olduğu nimet konumuna göre hareket etse bilemiyoruz ki sebepleri bazında belki Cenab-ı Hak bu musibet ve belaları alacaktır.